Herkese merhaba. İnanın böyle bir gündemle karşınıza geleceğim hiç aklıma gelmezdi. Hatta Türkiye dışında başka bir ülkede böyle bir gündem olur mu emin değilim. Konu şu, halen inşa halinde olan Akkuyu nükleer santrali kime ait? Normal bir ülkede böyle bir soru olmaz. Koca nükleer santral kime ait olduğu belli olmaz mı? Oluyor işte. Akkuyu nükleer santralin CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Anastasiya Zoteva bu santral Rusya'nın diyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Türkiye'nin diyor. Gerçekten garip bir durum. Koca santralin kimin olduğu belli değil. Tartışmayı ateşleyen Akkuyu nükleer güç santrali yönetim kurulu başkanı Anastasiya Zoteva oldu. Zoteva Rusya'nın en önemli kanallarından Rusya 1'e konuştu. Zoteva bu nükleer santral Rusya'ya ait. Bu başka bir ülkenin topraklarında inşa edilen bize ait bir santraldir dedi ve ekledi. Sovyet dönemi dahil Rusya'nın nükleer enerji tarihinde ilk kez başka bir ülkede ancak kendimiz için bir santral inşa ediyoruz. Bu nükleer santral Rusya'ya ait. Bu başka ülkenin topraklarında inşa edilen bize ait ilk santraldir. Zoteva ayrıca santral yap işlet devret sistemiyle değil, yap işlet sahip ol sistemiyle yapıldı diyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise bu iddiayı reddediyor. Akkuyu nükleer AŞ'nin tamamen Türk bir şirkete ait olduğunu ve Türkiye'nin bu projede tam kontrol sahibi olduğunu söylüyor. Bitmesine az kalmış nükleer santral kaldı mı ortada? Kimin olduğu belli değil. İki taraf da doğru söylüyor olamayacağına göre iki taraftan biri yalan söylüyor. Peki gerçek ne? Ortada 2010 yılında yapılmış bir anlaşma var Rusya ve Türkiye arasında. Bu anlaşmaya göre Akkuyu sermayesiyle yönetimiyle tamamen Rusların, yani santralin mülkiyeti Rusya'ya ait. Yani Rus devlet şirketi Rosatom bu projenin kontrolünü elinde tutuyor. Türkiye'nin tek sorumluluğu var, o da ciddi bir kaza durumunda ortaya çıkabilecek maddi zararı karşılamak olacak. Kaza durumunda kazanın sorumluluğu ve zararı karşılamak meselesi Türkiye'ye ait konusuna birazdan geleceğim. Ama bu anlaşmada şöyle bir önemli detay da var. Santralin inşası tamamlandığında bu teknoloji Türkiye'ye devredilmeyecek ve Rosatom'un denetiminde kalacak. Teknoloji devredilmeyeceği gibi Rusya'nın denetiminde kalacak. Peki kaza olursa ne olacak? İşte bu önemli bir soru. Hem de çok önemli. Bir nükleer santralde meydana gelebilecek bir kaza hem ekonomik hem de çevre açısından oldukça büyük faturalar doğuruyor. Bir örnek vereyim size. Fukushima nükleer santralinin faturası Japonya'ya 1 trilyon doları geçti. Dikkat edin. 1 trilyon dolar. İktidarın Ruslarla yaptığı anlaşmanın 16. maddesi bu soruya açıklık getiriyor. Ciddi bir kaza durumunda üçüncü taraflara karşı Türkiye sorumludur diyor. Üçüncü taraflar yani bütün Akdeniz ülkesi. Olası bir santral felaketinde bütün Akdeniz ülkeleri etkilenecek. O ülkelerin karşılaşacağı bütün zararları Türkiye karşılayacak. Peki herhangi bir kazada Rusya tarafının hiçbir sorumluluğu olmayacak. Elbette olacak. Ama ne kadar? Bakın. Tamı tamına 700 bin euro. 700 bin euro. Santral tamamen Rusların. Yönetim kurulunu Rusya belirliyor ve içinde tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yok. Yüklenici firmalar ve hissedarların tamamı Ruslar. Ama kaza olduğunda sorumluluk Türkiye'nin. Harika bir anlaşma doğrusu. Bu taksimatı kurt yapmaz kuzulara şah olsa diye bir söz var ya, aynen öyle. Bu açıdan Akkuyu nükleer santrali dünyada eşi benzeri olmayan tek santral. Bir de şunu söyleyeyim, bir ülke topraklarında başka bir ülkeye ait tek santral. O da bizim ülkemizde. İşte iktidarın gizli kapaklı işleri, daha ortaya çıkmayı bekleyen neler var acaba? Yerli ve milli dedikleri Akkuyu nükleer santrali balonu patladı. Yerli ve milli bir santral olmasa da yerli ve milli bir skandalımız var artık kucağımızda. Anlaşılan Erdoğan Putin'e kuyruğunu fena kaptırmış. Yoksa böyle bir anlaşmaya asla imza atılamaz. Geçmiş olsun Türkiye.